Evet, sahnesinin headliner'ı olmuşlardı. Harika bir performanstı ve şimdi bizimle buradasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzeldi yine. Nasıl hissediyorsunuz bugün kendinizi? İyi hissediyoruz. Memlekette olmak başka bir his gerçekten. Deniz kenarında çok güzel bir yerdeyiz. Geçen sene de çalmıştık burada ve çok memnun kalmıştık. Bu sene sanki daha iyi oldu gibi geldi bana. Evet. Daha iyi hissettim. Buradaki performansımız daha iyiydi bence. Çok iyiydiniz. Geçen seneye göre çok daha kalabalık bir kitle burada. Hı-hı. Zaten güneydeki seyirciler sıcağa rağmen çok coşkulu oluyorlar. Bu sene nasıl buldunuz gençleri, seyircileri özellikle? Tam da sizin söylediğiniz gibi daha bir coşkulu ve katılımcı gördüm. Festivaller çok önemli. Bütün ülkenin, bütün insanların morali için bu festivale zaten Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geliyor. Bunu biliyoruz. Yalnızca Ege, Akdeniz insanları burada yok. Ve yalnızca Türkler de yok. Pek çok milletten, pek çok dili konuşan insanlar var. Böyle bir şeyin devam ediyor olması, gelenekselleşmesi çok önemli. Yani Ziget'in mesela 25. yılı kutlanıyordu. Umarım Milyon Fest'inde 25. yılının kutlandığı günleri görürüz. Ne güzel dilekler. Peki birazcık Ziget'te sormak istiyorum size. Nasıl geçti orada sahne? Çok önemli bir sahnedeydiniz. Evet. Ve sadece Türkler yoktu, Avrupalılar da tabii. Sizi tüm sahnelerinizi onlar da izliyorlar. Seyircilerin arasına karıştınız bir ara, onlarla dans ettiniz, şarkı söylediniz. Neler söylersiniz? Ziget dünyanın en önemli festivallerinden biri gerçekten. Sanırım günde 100 bin civarı insan geliyor ve toplamda 500 bin kişi civarı olmuş bu sene. Burada çalmak bizim için çok iyiydi. Esel de bu şeyde festivaldeydi. Onun da bu festivalde olması bizim için çok güzel bir şeydi. Bir ara korkmuştuk. Ama ifade özgürlüğü çok önemli bir şey. Sanatta insanlar her şeyi anlatabilirler. Bir katili, bir sapı anlatabilirler, savaşları, çirkin şeyleri, pek çok şeyi anlatabilirler. Sanat bir ifade özgürlüğüdür. Bu özgürlüğün önüne geçilmemeli. Bunu ilk önce politikacıların anlaması gerekiyor. Geçmişe baktığımız zaman örneğin İngilizlerin önemli politikacılarından Churchill, kendisinin bir köpek şeklinde karikatürize edilmesini hiçbir zaman mahkemeye vermiyordu. Bu hoşgörüyü de ta 2. Dünya Savaşı'nda Uygar ülkelerin vardığı bu hoşgörü seviyesini günümüzde de biz devlet politikacılarından beklemekteyiz. Yani siz sahneden de zaten gençlere şarkılarınızla ve sözlerinizle mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Bu da çok kıymetli bir şey. Dünyanın her yerinde bunu yapıyorsunuz. Evet, buradan da ayrıca bir mesajım var Milyon Fest'te. Biz dünyanın çok bir sürü kıtasında festivaller veriyoruz. Bu festivalde hiç onlardan aşağı kalır bir yerde değil gerçekten. Çok iyi bir organizasyon. Fakat bir eksikliğini ben bugün gördüm. Konserden önce bir küçük karetta yavrusu gördüm ben. Yolunu kaybetmiştik kumlara ve onu denize bıraktık. Bu denize bıraktığımız arkadaşlarla konuştuk. Ben hatta anons yaptım. Lütfen dikkat edin. Karettalar yumurtadan çıkıyor ve denize gidiyorlar diye. Daha sonra arkadaşlar çekmişler. 60-70 tane karetta yavrusu denize gitmiş. Eğer bu mevsimde böyle olaylar oluyorsa bu yumurtaların olduğu bölgelerin korunması gerekli ve insanların kıyılara çöp atmaması gerekli. Bu yumurtaları koruyup bilinçlendirecek bir takım çalışmalar yapılmalı festivalde. Gelecek sene eğer gelirsek bütün bu tedbirlerin alındığını, sahile bir takım buraya basmayın diye işte şeyler çekildiğini ve bir takım levhalar asıldığını görmek istiyorum. Lütfen beni dinleyin. Çok teşekkür ederiz bu uyarılar için de. Çok sağ olun. Bu arada yeni albüm de hazırlığı içindesiniz. Son olarak onu sormak istiyorum. Nasıl gidiyor ve ne zaman sizden yeni şarkılar duyabileceğiz? Yeni albüm çalışmalarımız son hızla gidiyor. Şu anda 7-8 parça var üzerinde çalıştığımız. Bunlardan bazıları bitmiş, bazıları bitmemiş.
Sanırım baharda bizi yeni bir albüm hazır diyebileceğiz izleyicilerimize. Yine Glitter Beat'ten çıkacak. Kapak çalışmasını da yapıyoruz. Genelde albümler müzikal olarak bitirilir ama şimdi en şekillenen şeyinin kapak olduğunu ve ne diyeyim, albümün kavramsal, fikirsel olan yapısının tamamlandığını söyleyebilirim. Baharda albüm geliyor. Harika, şahane haberler aldık sizden. Babazula Milyon Fest Mersin'deydi ve milyon TV ekranlarındaydı. Ve yine o tüm dünyada yaptıkları harika performanslardan bir tanesini burada Mersin'de gerçekleştirdiler. Biz de hep beraber izledik. Çok teşekkür ediyoruz onlara ve daha uzun uzun yıllar festivallerde sizinle olmak dileğiyle. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biraz sonra Pamela burada olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Hoşça kalın.